Dikkatli okumakta yarar var. Şimdi 397'deyiz efendim. Üçüncü kitap 397. Şimdi anımsarsanız şu tartışılıyordu. Anlatım biçimleri olarak bir yalın anlatım var. Bu kendinizi katmadan olup biteni anlatmak, bir de mimesis denilen taklit. Anlattığınızın yerine geçerek, işte eğer bir kediyi anlatıyorsanız kedi gibi sesler çıkararak veya belki şive taklidi yaparak anlatma, sesliği yükseltme, indirme gibi. Şimdi kuracağımız devlette hangi anlatımı seçmeli? 397'de soru bu. Hangisi olmalı diye sorulduğunda eğer gök gürültüsünü, rüzgarı, doluyu, dinginlerin, makaraların, boruların, zurnaların sesini çıkarıyorsak, kuşların ötüşünü taklit mi yapacak, taklit bir anlatım mı seçeceğiz, yoksa yalın anlatımı diye soruyor. İkisini de karşılaştırdıktan sonra asıl soruya geçiyor. Ozanlar bizim devletimizde 397C. Bir şey anlatan insanların hepsi bu iki söyleyiş biçiminden birini yeğlerler, tercih ederler veya karmasını kullanırlar. Hangisini kullanalım? Hepsini kendi devletimize alalım mı diye soruyor. 397'de. İyi insanı taklit eden Ademantos, karma olmayan biçimi alalım diyor Sokrates. Karma biçim de hoştur Adeimantos. Senin istediğinin tersine çocukların, lalaların, çoğunluğun en çok hoşuna giden bu biçimdir. Yani ikisinde içinde hem yalan anlatım hem mimesis olan, taklit olan. İşte bu yüzden böyle bir kent devlette kunduracı kunduracıdır. Kunduracılığının üstüne bir de kaptanlık etmez. Bakın bu sürekli vurgulanıyor. O ideal devlet düzeninde bir insan hangi işi yetkin biçimde yapıyorsa onu yapmalı. Öyleyse görünüşe göre her kılığa girmesi, 398'e geçtim, her şeyi taklit etmesini ustaca beceren bir ozan, sitemize, kent devletimize gelip de şiirlerini okumadaki hünerini halka göstermek istese, kutsal, şaşılacak, hoş bir varlık olarak yerlere kapanırız. Çünkü ozanların böyle bir güçleri var. Yani çok eskiden bunlar şifacıymış. Aynı zamanda büyücülük özellikleri var. Mesela bizim kültürümüzde eski Türklerde işte ozanlar, baksılar var. Bunlar şamanlar ve
fal bakıyorlar, büyü yapıyorlar. Böyle tanrısal güçleri var. Sadece çalıp çığırmıyorlar, Rapsodoslar. Yani bunların bir büyücü özellikleri var. Öyleyse görünüşe göre 398, her kılığa girmesini, her şeyi taklit etmesini ustaca beceren bir ozan, kent devletimize gelip de şiirlerini okumadaki hünerini halka göstermek istese, bakın o dönemin insanları şiirle büyüleniyorlar. Sözle büyüleniyorlar. Sözün bir büyüsü var. Bu çok önemli bir şey. Büyük ölçüde bunu yitirdik. Çünkü iletişim araçları, işte teknolojik olanaklar çok eski, bizde bile uzun kış gecelerinde, değil mi, ozanlar kahvelerde, meddahlar anlattığı hikayelere insanlar büyük ölçüde kendilerini vererek, yani sahne yok, dekor yok, bir şey yok. Ama sözlerden etkilenerek o sözleri sağlayacağı görüntüleri kendileri oluşturuyorlar. E şimdi insanlar sıkılır. Yani bir görüntü görmek ister. Hareket görmek ister. Oysa meddah oturuyor, oturduğu yerden kalkmadan konuşuyor. Sözü dinleyebilmek, büyüsünü algılayabilmek, büyüsüyle düşlere dalabilmek. Sözün bir tınısı var. Tinselliği var. Aşık Veysel, söz iniler diyor. Söz iniler, inler. Sözün kendine özgü bir varlığı var. Bunu yitirdik. Şimdi tabii üç boyutlu görüntüler yaratılabiliyor. İşte robotlar, şunlar bunlar. Ama kent devletimizde onun gibi bir insan bulunmadığını, bulunmasının da yasak olduğunu söyleriz. Böyle insanları almayız. Bunlar göz boyacı, bizi kandıran insanlar. Sonra da başına kokular döküp, yün sargılardan bir çelenk takıp başka bir kent devlete göndeririz onu. Hadi başka kapıya deriz. Yerine de ruhumuzun selameti için, bu da yine kendi kültürümüzden bir çeviri olmuş değil mi? Hani ruhumuzun dinginliğe erişmesi için, daha kuru da olsa daha ağır başlı bir ozanı, bir masalcıyı seçeriz. Yeter ki yalnız dürüst, iyi insanın söyleyişini taklit etsin, daha başka askerlerimizin eğitimini ele aldığımız zaman koyduğumuz kurallara göre söz söylesin. Şimdi müziğin sözler ve masallarla ilgili bölümünü bitirdik dedim. Böylece öz ve biçim konusunu incelemiş oluyoruz. Geriye şarkı ve ezgi bölümü kaldı. Bakın ne kadar incelikli düşünüyor kuracağımız devlette. Şarkılar ve ezgiler nasıl olacak? Peki bundan önceki sözlerimize uygun olarak
Bunların ne nitelikte olacağını bize söylemeden herkes anlayamaz mı? Bunun üzerine Glaukon gülümseyerek Sokrates dedi, korkarım ben bu herkes sözünün dışında kalacağım. Şu anda bunların nasıl olması gerektiğini bir şeyler seziyorsam da tam kestiremiyorum doğrusu. Ama herhalde dedim şunu anlayacaksın. Şarkı üç şeyden meydana gelir. Söz, makam ve ritim. Şimdi arkadaşlar bunların çevirisinde sorun olabilir. Ama bunu şimdilik böyle kabul edelim. Tabii yani bir müzikolog, bir müzik tarihçisi bu metinleri incelese başka, belki türlü başka biçimde anlayabilir. Peki bu sözün şarkısız sözden herhangi bir farkı var mıdır? Yani şarkıyla söylenen sözle şarkı olmadan söylenen söz arasında fark var mıdır? Tabii şimdi şarkı olup olmadığı belli olmayan mesela rap var, değil mi? O da şarkı gibi yani ritim var belki de makam ne demekse yok mu? Buradan anlayacağımız şekilde. Makam ve ritimse söze uymalı. Ama sözümüzde hüzün ağlayıp sızlama olmamalı demiştik. Olmamalı tabii. Yani öyle ağlayıp sızlamalı müzik olmayacak, söz olmayacak. Peki hüzünlü makamlar hangileridir? Müzikle uğraştığına göre sen söyle bunu. Karma Lidya makamı. Nasıl bir şey bilmiyorum. Tiz Lidya makamı ve benzerleri. Yani makam doğru çevirirse belli ses aralıkları ile olur. Mesela bizim Türk Sanat Müziği'nde notalar arasında onların bir seyri var ve notalar arasındaki aralıklarla olan öyle bir seyir makamı oluşturuyor. İşte temel makamlar var ve onların bir araya gelmesiyle oluşan makamlar var. Tabii bunların teorisini yapmak kolay değil. Mesela Türk Sanat Müziği'nde hala oturmuş bir Türk Sanat Müziği teorisi tartışmalıdır. Hani şimdi tabii bilgisayarlarla falan da inceleniyor ama. Peki bunları atmak gerekmez mi dedim? Değil erkeklere, ağırbaşlı kadınlara bile yaramaz bunlar. Bakın müziğe bile karışıyor. Bu müzik olmaz. Şu müzik olacak. Yani o bakımdan Popper amcamızı burada yine analım. Yani bu kapalı toplum. Açık toplumun düşmanı Platon. Yani müziğe bile karışıyor. Sözlere kadar, hüzünlü sözler olmaz. Koruyucularımıza sarhoşluk, gevşeklik, uyuşukluk da hiç yakışmaz. Makamlar arasında gevşek olanlar, şölenlere, içki sofralarına yakışanlar hangileridir? Çözük denilen İonya ve Lidya makamları. Peki dostum bunlar savaşçılara yarar mı dersin? Hiç de yaramaz dedi. Çünkü savaş da başarı çok önemli, güvenliği sağlayabilmek için. Yani savaşçılarınız güçlü olması gerekir ki o kent varlığını sürdürebilsin ve o kentte düşünme, sanat yapabilme, bilim yapabilme olanağı olsun.
Makamlardan anlamam dedim ama öyle bir makam kalmalı ki savaşa ya da zorlu bir eyleme girişip de başına ne gelirse gelsin, ister yaralansın, ister ölümle burun buruna gelsin, ister başka bir belaya uğrasın, canını dişine takarak kadere göğüs gerebilen, kaderi yenebilen, yürekli insanın sesini, deyişini gereğince taklit etsin. İdeal makam. Direnen güçlü insanı bu makam destekleyecek. Bir başka makam daha kalmalı ki buna zorsuz, gönüllü, barışçı bir eyleme girişen insanı istediğini elde etmek için Tanrı'yı yakarmasıyla, insanı uyarmasıyla inandırıp yola getirmeye çalışan ya da kendisi başkalarının ricalarına, uyarmalarına kulak veren, yani bir taraf çok sert olacak ama bir taraf daha yumuşak olacak, iki makam. Ölçülü davranan. Çünkü cesur, cesaret bir özlemdi. Güçlü kılıyor insanı. Ama ölçüyü de kaçırmamak. Onun için de belli bir yumuşaklık elde etmek gerekiyor. İşte belaya uğrayanlarla başarıya ulaşanların. Belaya uğrayan direnecek. Başarıya ulaşan da başarısını paylaşabilecek, başarısını da elde ettiğini insanlarla paylaşabilecek. Gözü pek insanlarla, bakın bu Andreia, gözü pek diye çevirmiş, güzel. Yani cesaret, cesur, gözü pek. Değil mi? Gözü pek insanlarla, belaya uğrayanlarla başarıya ulaşanların, gözü pek insanlarla efendi insanların, yani daha dengeli, uyumlu anlamında, tabii efendi çevirisi de yine kültür yüklü, bunu da dönüştürmek. Gerçi aslında efendi Yunancadır. Yani Osmanlılar Rumcadan almışlar, değiştirmişler. Hani kökeni Türkçe değildir. Uyumlu, edepli, saygılı. Dolayısıyla ikisini de anlatacak bir müzik, bir ezgi, bir makam olacak. Demek ki dedim, şarkılarımız, ezgilerimiz için çok telli, bütün makamları verecek sazlara ihtiyacımız olmayacak. Yani her makama gerek yok. İki makam bize yeter. Tabii yani hakikaten bu biraz çok şey, tatsız bir anlayış. Yani makamla devleti kurtarmaya çalışmak. Yani o zaman mehter maaşından başka maaş dinlemeyelim. İşte bandomuz olsun, hep kahramanlık maaşları çalsınlar. Öyleyse bütün üçgen çalgıları, harpları, ve çok telli, çok makamlı sazları yapan ustaları kent devletimizde tutmayacağız. Biz harp demiyoruz da ne diyoruz ona? Hani büyük şeyler var, orkestralarda çalıyorlar. Harp mı diyoruz ona? Bir başka adı daha var. Ne demiyoruz? Art diyoruz hocam. Art diyoruz değil mi? Aile söylüyoruz. Evet. Art. Peki flauta yapanları, flauta çalanları siteye alacak mıyız?
En çok sesi olan saz flauta değil mi? Bütün makamları veren sazlar da flautanın bir taklidi değil mi? Tabii burada da yine çeviri sorunları olabilir. O halde sistemimize yararlı bir lira. Hocam. Hocam aslında çok o kadar doğru bir şey yapıyorsunuz ki, hani bu çevirilerle ilgili uyarılarınız, bu kitabı yeniden çevirecek olan arkadaşa da öncülük etmiş oluyorsunuz. Evet, yani o bir zorluk var orada. Onun için hani yeri geldikçe böyle söylemeniz çok iyi hocam. Yani her yeri geldikçe uyarmak, söylemek gerekir ki evet, çeviren arkadaş da dinlerse dikkate alır. Lira, kitara, yani bunlar da bizim bildiğimiz gitar ya da lir midir? Çobanların kavalı. Zaten dostum dedim, Apollon'u Marsyas'a, sazların da Marsyas'ın sazlarına üstün tutmakla yeni bir şey ortaya atmış olmuyor. Köpek hakkı için dedim. Bu hep kullanılır. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Hani köpek hakkı deyimi birçok diyalogda geçer. Sokrates tanrıların adını kirletmemek için köpek üzerine yemin ediyor demişler. Yani bu da tabii bir şeydir, tartışılması gereken bir şey. Yani sadece eski Yunan dilini bilmek, işte cümle kuruluşunu, gramerini falan yetmiyor. Kültürü bilmek gerekiyor. Tarihi bilmek gerekiyor. Yani çeviri zorlukları o. Zaten eski metinlerin çevirisi, yani eski diller, klasik dilleri, bizim şimdi konuştuğumuz, bunlar ölmüş diller. Yani ölü dillerle olan ilişki ile yaşayan dillerle ilişki çok farklıdır. Demin eğlenceye dalmış, bozulmuş gördüğümüz kent devleti, hani farkına varmadan temizlemişiz bile. Akıllıca davranmışız doğrusu. Yani burada belki kenara iyi düşündün mü Sokrates, ayıp etmiyor musun gibi bir uyarı yazabiliriz. Peki temizliğe devam edelim öyleyse. Temizlik yapacak. Makamlardan sonra ritimleri ele alalım. Bizim için çeşit çeşit ritimler de, türlü türlü ölçüler de gereksiz. Ama düzenli, yürekli bir insanın yaşayışını anlatacak ritimleri bulup, arayıp bulmalıyız veya bulup çıkarmalıyız. Bulduktan sonra da böyle bir insanın sözlerini ölçüye ve ezgiye uydurmak değil, ölçüyü ve ezgiyi bu sözlere uydurmak gerekir. Ritim çok önemlidir. Çünkü sözleri ezberlemek açısından, yani bizdeki işte hece ölçüsü veya aruz gibi, hani orada da belli bir ritimle söylenen, o ritmi yakaladığınız zaman sözcükler aklınıza gelebiliyor. Hocam. Buyurun. Bu Andrea Bonnard var ya, Antik Yunan Uygarlığı diye 3 cilt kitabı var. O buralara dayanarak Platon'u faşist diyor zaten. Evet. Platon'un tam bir faşist olduğunu söylüyor. Evet, bu tavrı onu gösteriyor. Ama bu çağ aşımsal bir şey değil mi? Anakronik bir yükleme değil mi? Yani bu, ayıp bence. O dönem, yani faşist demek, evet, yani çağ aşımsal bir şey, doğru yani. Yani çağımızın bir kavramını tutup da o
döneme 2500 sene geriye gidip öyle değerlendirmek çok haklı bir değerlendirme olmuyor. Önce bir anlamak gerekir. Yani anlamadan yargılayıp bitirmek, harcamak diyoruz biz değil mi? Yani Platon'u harcamak. Ritimler neler olabilir? Gerçi müzikle uğraştığım için Ademantos, ölçüleri meydana getiren üç çeşit ritim, seslerde ise bütün makamları doğuran dört çeşit ritim bulunduğunu bilirim. Ama hangisi hangi yaşayış biçimini taklide elverişlidir onu söyleyemem. Bu konuyu Damon'a danışalım. Bu bir müzik ustasıymış. O dönemin entelektüelleri içinde Damon. Hangi ölçülerin alçaklığa, edepsizliğe, deliliğe ve öteki kötülüklere uyduğunu, karşıtlarının ne olduğunu soralım. Onun için karma, enhopilios, daktilos, heros diye bir takım ölçülerden söz ettiği yarım yamalak kulağımda kalmış. Bunları anlayamadım. İşte bu ölçüleri tartışıyorlar kendi aralarında. Buraları geçelim. Yani daha uzmanca okuyuşta belki incelikleri üzerinde dururuz. Ama şu dikkatimizi çekmeli. İyi ritim, D'deyim şimdi, 400'de. İyi ritim, iyi söyleyiş biçimini, kötü ritimse kötü söyleyiş biçimini izler. Taklit eder. Uyumluluk ve uyumsuzluk için de böyledir. Ama demin dediğimiz gibi, sözler ritim ve makama değil de ritim ve makam sözlere uyarsa, yani ritim, makam ve sözler arasında uyum olmalı. Öyleyse iyi konuşma, uyumluluk, güzellik, iyi ritim insanın temiz yaratılışlı olmasına bağlıdır. Yani doğasının temiz olmasına bağlıdır. Ama bu deyimle anlatmak istediğim, E'deyim şimdi 400'e, kabalık olmasın diye temiz yüreklilik dediğimiz bönlük değil. İnsanın karakteri ve düşüncesinin gerçekten iyi ve güzel bir yapıda olmasıdır. O halde gençlerimiz kendilerine düşen ödevi yerine getirmek istiyorlarsa, her şeyde bu nitelikleri elde etmeye çalışmalıdırlar. Bu nitelikler resimde ve benzeri bütün sanatlarda vardır. 401'deyim. Dokumacılıkta, nakışçılıkta, mimarlıkta, ev eşyası yapan bütün sanatlarda, hatta hayvanların ve bitkilerin doğal yapısında da vardır. Çünkü hepsinde güzellik ve çirkinlik vardır. Yani her şeyde bu vardır, güzellik ve çirkinlik. Çirkinlik, kötü ritim, uyumsuzluk, kötü söz ve kötü huyun kardeşleridir. Karşıt niteliklerse ölçülü, iyi huyun kardeşleri, taklitleridir. Peki yalnız ozanları mı göz altında bulundurup eserlerinde iyi huydan başka şeyleri canlandırmamaya çalışacağız, zorlayacağız? Öbür sanatçıları da göz altında bulundurup kötü huyu, istekleri dizginleyememeyi, bayağılığı, çirkinliği,
canlı varlıkların resimlerinde olsun, yapılarda olsun, başka bir sanat eserinde olsun, göstermelerini yasak etmeyecek miyiz? Bu kurala uymazlarsa aramızda çalışmalarına engel olmalıyız. Yani bütün sanatlara karışıyor. Çünkü bu yapılırsa o zaman hakikat araştırmasına olanak sağlayacak devlet düzenini oluşturamayız. Hocam gözaltı kötü bir çeviri değil mi? Efendim? Gözaltı kötü bir çeviri. Göz altında bulundurup yani denetleme. Göz önünde bulundurmak falan. Evet, evet öyle bir şey olabilir. Gözlem falan. Evet. Hani göz altına alındı belki öyle bir çağrışım yaptığı için. Yoksa koruyucularımız kötülük örnekleri içinde tıpkı bir otlakta yayılır gibi yetişirler. Her gün birçok zararlı ot yiyip azar azar zehirlenerek. Yani koruyucuları bakın otlayan hayvanlara benzetiyor. Ot yiyip azar azar zehirlenerek sonunda farkına varmadan ruhlarında büyük bir kötülük biriktirirler. Bunun tam tersine gerçek güzellik ve biçimliliğin izinden gitmeye doğaları gereği yetenekli sanatçılar aramalıyız. Ta ki gençlerimiz sağlıklı bir ülkede yaşayanlar gibi çevrelerindeki her şeyden yararlansınlar, sağlam havalı bölgelerden sağlık getiren bir rüzgar gibi güzel eserlerden gözlerine, kulaklarına doğan etkilerle ta çocukluktan güzel aklı sevmeye, ona benzemeye, onunla uyum içinde olmaya farkına varmadan yönelsinler. İşte bu yüzden glakon dedim, müzik eğitimlerin en üstünüdür. Çünkü ritim ve makam ruhun içine işler, onu en güçlü biçimde kavrar. İnsan iyi eğitim görmüşse o ritim ve makamdaki güzellik ruhu da güzelleştirir. Ama iyi eğitim görmemişse tersine olur. Öte yandan doğanın ya da insanın elinden çıkma eserlerdeki aksaklık ve çirkinlikleri gereği gibi müzik eğitimi görmüş bir insan hemen sezer, haklı olarak tiksinir onlardan. Yani müzik eğitimi güzellik duyarlılığı sağlıyor. Güzelle karşı duyarlı oluyorsun. Bir estetik incelik ve duyarlılık kazanmış oluyor müzik eğitimiyle insan. Okumayı yeni öğrendiğimiz çağda 402B, önce harflerin az sayıda ama bütün kelimelerde tekrarlanan unsurlar olduğunu öğreniriz. Küçük kelimelerde de büyük kelimelerde de gerekli şeyler olduğunu görüp ihmal etmeyiz onları. Ancak bunları kavradığımız zaman harfleri öğrendik diyebiliriz. Ondan sonra okumayı, demek ki bu Gestalt yöntemi uyguluyor değil mi? Yani önce bütünü göreceksiniz, ondan sonra harfleri. Belki sözcükleri de. Ancak bunları kavradığımız zaman harfleri öğrendik diyebiliriz.
Ondan sonra okumayı öğrenmenin başka yolu olmadığına iyice aklımız keser de harfleri bir bir seçmeye uğraşırız. Öyleyse şu da doğru. Harflerin suya ya da aynaya yansıyan görüntülerini, harflerin kendilerini öğrenmeden tanıyamayız. Yani bu tabii görüntü ve görüntüyü sağlayan arasındaki ayrım. İşte fenomenler ve formlar, idealar. Harfleri öğreniriz. Ondan sonra harflerin görüntüsünü tanıyabiliriz. Öyleyse şu da doğru. Harflerin suya ya da aynaya yansıyan görüntülerini harflerin kendilerini öğrenmeden tanıyamayız. Öyleyse dedim, tanrılar hakkı için ben de derim ki kendimiz de yetiştirmeye çalıştığımız koruyucular da gerçek müzik bilgisine ulaşabilmek için önce ölçülülüğün, bunlar özlemler bakın, yürekliliğin, cömertliğin, ruh yüceliğinin ve bunların kardeşi olan özlemlerle karşıtı olan kötülüklerin biçimlerini bulundukları her yerde tanımasını öğrenmeliyiz. Onların bulundukları yerde ya da kendilerini ya da görüntülerini kavrayıp seçmeliyiz. Aynı sanatın ve aynı inceleme dalının konusu olduklarına aklımız keserek hiçbirini, büyük olsun küçük olsun, hiçbir şeyde ihmal etmemeliyiz. O halde dedim, hem içinde güzel huylar hem dışında, aynı örnekten çıkma oldukları için, bu huylara benzer uygun nitelikler taşıyan insan bakıp görmesini bilen için seyre değer en güzel şey değil midir? İşte güzelle ahlaklı. Bunlar örtüşüyor. Yani güzel, iyi. Yani iyi ahlak kavramı, güzel, şimdi estetik kavramı olmuş ama bunlar çakışık birbiriyle. Yani ahlaksız bir insan güzel olamaz. Yani bedeni belki ölçülü olur falan filan ama ona güzel demiyor. Güzellik İnsanlara yararlı, zarar vermeyen, yaşamı geliştirici özellikler taşımalı. Müzik bilen insan, böyle insanları sevebildiği kadar sevecek ama uyumsuz insanları sevmeyecek. Bakın kimi sevip kimi sevmeyeceğimize de karışıyor. Hayır dedi. Aksaklık ruhundaysa sevmeyecek ama bedenindeyse sevmeye katlanacaktı. Yani kambur olabilir, ne bileyim, çok zayıf veya şişman olabilir. Vücudunda lekeler olabilir, çirkinlik olabilir. Ona katlanacak diye. Ruhu güzelse onu sevecek. Anlaşılan dedim, sen böyle birini seviyorsun ya da sevmişsin, ayıplamam seni ama söyle bana, aşırı zevk ölçülülükle bağdaşır mı? Şimdi konuyu başka bir yere çektim. Hedone, haz, zevk diye çevirmiş ama haz
ölçülürlüğü bozar mı? Çünkü haz olmadan yaşama sevinci duyamıyorsunuz veya yaşam atılımı, böyle bir kavram yok ama o dönem için. Yani mutluluğa erişemiyorsunuz. Yani hazza o bakımdan önem verirler. Eski kültürde, eski Yunan ve Roma. Ama onun bir ölçüsü var. Haz düşmanı değiller. Hazları yok etmeye çalışmazlar. Zaten Epikuros bunu yatsımıyor. Mesela Helenistik dönem için. Ama Stoa'da bile yaşam sevinci, yani hazlar yatsınmaz, onlardan uzak durulmaz. Yeter ki tutkulu bir halde insanı dağıtmasın hazlar. Ruhu acı kadar o da allak bullak eder haz. Ruhu bozabilir. Peki öteki özlemlerle bağdaşır mı? Ölçülürlükle bağdaşmıyorsa. Ya peki edepsizlik ve isteklerinde dizginsizlikle bağdaşır? Peki cinsel aşktan daha büyük, daha koyu bir haz var mıdır? Hocam. Buyurun. Edepsizlik ne burada? Ne kastediyor? Yani herhalde ahlak. Alışılagelen ahlak kurallarını rahatsız edecek biçimde davranma. Yoktur dedi. Cinsel aşk. Daha azgını bulunamaz. Tersine gerçek aşk, düzen ve güzelliğe karşı duyulan ölçülü ve uyumlu bir sevgidir, değil mi? O halde azgın ya da dizginsizliğe benzer hiçbir şey gerçek aşkın yanına yaklaştırılmamalı. Tabii burada Dionysos unutuluyor. Yani böyle bir apollonik bakış hiç de insan doğasına uygun değildir. Yani şu kadar zevk alacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın filan, bu olacak iş değil. Yani insanı bu şekilde bilge yapamazsınız. Olmaz yani böyle bir şey. Ölçüyü kaçırma. Yani elbette, ama ölçüyü kaçırmayı anlayabilmek için ölçüyü kaçırmak gerekir. Yani buna ölçüyü kaçırma paradoksu diyebiliriz. Ya eski Yunan ölçüyü kaçırdığı için bu sözleri söyleyebiliyor. Hani siyasetçi diliyle bunların alayı ölçüyü kaçırıyordu zaten. Yani hepsi ölçüyü. Hayır, ben asla hayatımda ölçüyü kaçırmam. Gayet rasyonel, akıllı, dengeli bir varlığı. Demek ki kendini tanımıyoruz. Veya ölçüyü kaçırmıyorsun zaten. Yani sünepe biri olduğun için ölçüyü kaçıracak enerjin yok. Oturmuşsun orada, boynu bükük öyle yani.
Ama işte orada yani bizim kültürde edep dediğimiz bir şey var. Yani ona dikkat etmek lazım. Yani onu da zaman zaman orada da yanlışlar yapabiliriz. Ama dersler çıkarmak gerekiyor. Öyleyse cinsel haz da zevk çevirisi uygun değil ya. Haz. Cinsel haz da hedone yani. Hedone. Cinsel haz da gerçek aşkın yanına yaklaştırılmamalı. Burada bir şeylik var bence. Yani ayakları yere basmıyor. Birbirlerini gerçek bir aşkla seven insanla, çünkü şölen diyaloğunu düşünürsek, insanın bu aşamaya gelebilmesi için ölçüyü kaçırmış olması lazım. Günah işlemesi lazım. O zaman sevabı anlayabilirsin. Yani şölen diyaloğu, Phaedros olsun. Bunlar gerçekten erotik diyaloglardır. Ama burada biraz Platon'un yaşlandığını görüyoruz. Yani onun için. Birbirlerini gerçek bir aşkla seven insanla sevdiği çocuğun ilişkisine girmemelidir. Yani bunlar çünkü biseksüel oldukları için çocuk seviyorlar. Hani genç insan. Yani pedofili ölçüsünde değil belki ama yani şöleni tekrar hatırlarsanız orada daha ayrıntılı sözleri bulabilirsiniz. Anlaşılıyor ki tasarladığımız kent devlette şunu yasa haline getirmek niyetindesin. Seven insan, bakın burada hazlardan aşka geçiyor. Genç oğlanı razı ederse, işte bunu oku, vay yani vay edepsiz, vay 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 bu felsefede işte böyle sapık ilişkiler var. Seven insan genç oğlanı razı ederse onu bir evlat gibi temiz bir niyetle sevebilir. Onunla sık sık buluşabilir. Öpebilir onu. Ama sevdiğiyle ilişkileri öylesine olmalı ki eğitimden, çünkü arkadaşlar bakın burada şölen diyaloğunu belki bazı arkadaşlarla okuduk, belki birkaç defa okumuş olabiliriz. Değil mi? Var değil mi aramızda şöleni okuduğumuz, yani Yıldız Işık'la okuduk da bilmiyorum Rezan okumuş muyduk? Şöleni hatırlıyor musun? Şeyin kapalı sesin. Kuduk hocam. Belki Aysel Hanım. Ben hatırlamıyorum hocam. Bir bakacağım ama. Galeride. Ya sempozyonu okumadım. Okuduk. Yıldız, acaba şey mi, Rezan gelemedim o dönem. Evet, müthiş bir diyalogtur ya. Yok, okumamış. Yani eski Yunan'ı anlamak açısından da bütün bu işleri anlayabilmek açısından da önemli bir diyalog. Videolarımız var ama hocam Şölen'in. Şölen. Videolarımız var. Okuma videolarımız var Şölen'in. Var değil mi? Evet.
videomuzda en son zaten bu galeride okumuştuk. Oradaki yüz yüze şeyde. Galiba değil mi? Yüzde. Evet. Bakın neler diyor. Dengenin, uyumun bozulmasından korktuğu için burada eğitim erotik ilişkiyle sağlanıyor. Yani genç bir insan, yani usta ile çırak arasında erotik bir ilişki oluşuyor. O zaman daha güçlü öğrenme olabileceği gibi simpozyon diyaloğunda öyle bir savunma söz konusudur. Ama sevdiğiyle ilişkileri öylesine olmalı ki eğitimden, ince zevkten yoksun insan diye ayıplanmak istemiyorsa hiçbir zaman daha ileri gittiği kuşkusunu yaratmamalıdır. Burada bir 64. dipnotuna bakıyorum. Eski Yunanlılarda erkeğin erkekle cinsel ilişkisine izin verilirdi. Bu da biraz tartışmalıdır. Yani zaman zaman karışılmıyor belki ama her zaman hoş görüldüğü de söylenmez. Eflatun'un burada benimsediği karşı görüş kanunlarda daha kesin olarak, yani yasalar diyaloğunu, galiba yasaları da okuduk biz. Değil mi? Okumadık mı yasaları? Okumadık hocam, okumadık. Ve Platon yasalarda çok karşı çıkıyor. Eşcinselli, hatta eşcinselliğin Griklerin icadı olduğunu söylüyor hocam. Evet. Gölpınar'la daha bir eşcinsel ilişki, Yunani aşk, Yunani aşk diyor. Yani Yunanlılar şey yapmasa herhalde bu insanlık eşcinselliği keşfedemeyecek miydi bilmiyorum. Yani hep vardır da tabii şöyle savunuluyor. Erkek erkeğe olan ilişkide insanın düşünsel yanı veya tinsel yanı doğal yanını aşmış gibi görünüyor. Çünkü artık doğanın bir eseri değilsiniz. Yani arkaya çocuk yapmak için bu işi, geride yani geleceğe çocuk yapmak için bir ilişkide değilsiniz. Bir düşünce ve ruh yakınlığıyla ilgili bir ilişki olduğu savunulur. Yani ne kadar hocam, erkek erkeğe ilişkiden daha çok pederastik savunuluyor. Yani gençle erkeğin, yetişkin evet. Erkeğin ilişkisi. Şimdi pederastik bugün pedofili olarak anlaşılıyor artık yani. Evet. Çağ değişmiş, anlayış değişmiş. Değişmiş. Belki çok şey yaptılar, bunu bozdular zaman içinde. Bence müzik üzerinde konuşacaklarımız sona eriyor. Sen de bu kanıda değil misin? Hem de tam bitmesi gereken yerde bitiyor. Çünkü müziğin varacağı yer güzellik sevgisidir. Şimdi idmana gelecek. Bu işte de gençlere çocukluktan başlayıp hayatları boyunca sürecek bir eğitim verilmeli, beden eğitimi. Bu konuda benim düşüncem şu, ama birlikte inceleyelim bunu. Bence iyiliğiyle ruhu iyi hale getiren, iyi yapılı bir beden değil, tersine iyiliğiyle bedenin ulaşabileceği en iyi duruma getiren iyi bir ruhtur. Sen de öyle düşünmüyor musun? Öyle düşünüyorum. Peki önce kafayı özenle eğittikten sonra
bedenle ilgili ayrıntıları belirtme görevini ona bıraksak, biz de burada sadece genel örnekleri belirtmekle yetinsek, uzun konuşmalara dalmak zorunda kalmasak iyi olmaz mı? Yani nasıl bir beden eğitimi? Bir defa koruyucularımız eğitimi üzerinde yoğunlaşıyordu. Sarhoş olmayacaksınız. İyi bir şey değil. Peki beslenme konusu, bizim delikanlılar en büyük güreşin güreşçisi değil mi? Tabii güreş çok önemliydi. Palaistra denilen güreş evleri vardı. Ve orada yağlanarak çırılçıplak güreşirlerdi. Yani atletizm çok önemliydi. Çünkü beden sağlığı gerekli iyi savaşabilmek için. Neden iyi savaşacaksın? Çünkü polisi koruyabilmek, kent devleti korumak durumundasın. Beslenme tarzı. Bu beslenme tarzı, şimdiki atletlerin beslenme tarzı, uyuşturucu ve sağlık için tehlikeli. Baksana bu sporcular hayatlarını uyumakla geçiriyorlar. Kendilerine özgü beslenme tarzından azıcık ayrılacak olsalar ağır tehlikeli hastalıklara yakalanıyorlar. Belki işte iyi atlet olmak için özel şeyler yiyorlardır. Onları yani doping yapacak bir beslenme biçimleri, o da hastalıklara yol açabiliyor. Bizim savaşçı atletlerimize ise daha akıllıca bir beslenme tarzı gerekli. Çünkü onlar için köpekler gibi hep uyanık durmak, gözü ve kulağı son derece keskin olmak, bakın koruyucu özelliği bunlar. Koruyucular nasıl olmalı? Köpekler gibi diyor. Ve sık sık değişik şeyler yiyip içerek, yakıcı güneşte pişip, ayazda kavrularak demir gibi sağlıklı olmak zorunluluğu var. Peki en iyi idman, az önce sözünü ettiğimiz müzikle kardeş değil midir? Şunu demek istiyorum, iyi idman, hele savaşçıların yapacağı idman sadedir. Bunu Homeros'tan öğrenebiliriz. Bilirsin ki Homeros, kahramanlarına seferde yemek yedirirken, Hellespontos'ta deniz kıyısında oldukları halde ne balık ziyafeti çeker onlara, ne de haşlanmış etler yedirir. Sadece askerlerin kolayca pişirivereceği kızartma etler yedirir. Çünkü ateş yakmak hemen her yerde yanında kapkacak taşımaktan daha kolaydır. Çeşnilerden, baharattan Homeros sanırım hiç söz etmemiştir. Zaten her atlet formunu korumak için bunları ağzına koymamak gerektiğini bilmez mi? Sirakuza mutfağına, Sicilya'nın çeşitli yemeklerine gelince, çünkü Yunanlıların oralarda kolonileri vardı. Yani çizmenin o uçlarında Yunan kolonileri var. Formunda kalması gereken insanların Korintoslu bir yosma ile ilişki kurmasına da uygun görmezsin, değil mi? Atika'nın ünlü hamur tatlılarına düşkün olmalarını da uygun görmezsin. Demek ki hamur tatlısı varmış bakın. Yani gastronomi mi diyoruz ona? Yani yemeklerin tarihi için de bir belge. Yani neler var? Şimdi bu türlü yiyecekleri böyle bir beslenme tarzını
her çeşit makam ve ritmi içine alan karma karışık bir müziğe, bir şarkıya benzetirsek sanırım doğru bir karşılaştırma yapmış oluruz. Çeşitlilik şurada düzensizlik, burada hastalık yaratır. Yani ondan da bir kaşık yiyeyim, bundan da bir kaşık, olmaz böyle bir şey de. Oysa müzikte sadelik ruhu ölçülü kılar. İdmanda sadelik de bedeni sağlıklı kılar. Peki kent devlette düzensizlik ve hastalık çoğalırsa mahkeme ve bakım evleri de çoğalmaz mı? Bir sürü yani asayiş bozulursa, dirliği, kentin dirliği bozulursa, bir sürü özgür insan da avukat madrabazlığına, tabii burada da bir çeviri sorunu olabilir, ve hekimliğe heves etti mi? Kent devlette bu meslekler gözde meslekler haline gelmez mi? Yani asayiş bozulursa diyor. Bir kent devlette eğitimin kötü ve bozuk olduğuna en iyi kanıt, o kent devlette sadece sıradan kimselerle işçi usta takımının değil, özgür insan eğitimi görmüş olmakla övünen kimselerin de usta hekim ve avukatlara ihtiyaç duyması değil mi? Eğer avukatlara ihtiyaç duyuyorsanız demek ki orada eğitim kötü ve bozuk. Sence bir insanın kendi hakkını, adaletini kendisi arayacak nitelikte olmadığı için başkalarından alınma, takma bir adaletle, güzel bir çevirdim, takma adalet. Takma bir adaletle iş görmek zorunda kalması, böylece başkalarını kendisinin, kendi hukukunun efendisi ve yargıcı haline getirmesi utanç verici değil midir? Eksik ve kötü yetişmenin büyük bir belirtisi değil midir? Yani kendini savunamaz durumdaysan. Peki bir insanın çoğu ömrünü, yani ömrünün çoğunu mahkemelerde, şimdi Yunanlıların bir kısmı hep mahkemelerde geçiyor ömürleri. Çünkü habire birbirleriyle dalaştıkları için davalı ve davacı olarak geçirmekle kalmayıp eğrilikte usta olmakla, yani adaletsizlikte, her türlü oyunu becerebilmekte, bütün açık kapılardan sıyrılabilmekte, cezadan kurtulmak için yılan gibi kıvrılıp bükülebilmekte, hiçbir güzellik duygusu taşımadan bayağıca övünmesini daha da utanç verici bulmaz mısın? Üstelik hasis ve küçük çıkarlar uğruna böyle davranır bu insan. Çünkü hayatını uyuklayıp duran bir yargıca ihtiyaç duymayacak biçimde düzenlemenin çok daha güzel, çok daha iyi olduğundan haberi bile yoktur. Yani mahkemelere düşmemek gerekir diyor. Yani orada da işte uyuklayıp, yani sözde sizi dinliyormuş gibi görünüp uyuklayan yargıç diyor. Öte yandan bir insanın hekime yara bere ya da mevsimlik hastalıklar için değil de tembellik ya da anlattığımız beslenme tarzı yüzünden içini bir bataklık gibi dolduran hıltlar, hılt kuramı var o dönemlerde, işte belli hılt. Yani bizde belli salgılar vardır. O salgılar üzerinden bir tıp geliştirmişler. Havalar için başvurması böylece asklepios'un sağlık
tanrısı Asklepios, o kurnaz çocuklarını bu hastalıklara, yani hekimleri kastediyor, iç akıntısı, iç şişkinliği gibi adlar vermek zorunda bırakması da utanç verici değil midir? Yani ikide bir olur olmaz yere, hekimlere gitmek de işte sizin güzel bir eğitim almadığınızı, sağlam bir insan olmadığınızı, güvenilir bir insan olmadığınızı, bilgelikten uzak olduğunuzu gösteriyor. Bakın bu buralar çok önemli. Hemen okuyup geçiyoruz ama o kültürü anlayabilmek, hem de çağımızda geldiğimiz yerin tarihi geçmişiyle ilişkisini anlayabilmek açısından çok önemli saptamalar var burada. 405E'deyiz. Asklepios zamanında sanırım böyle şeyler yoktu dedim. Bunu şundan anlıyorum. Hani Troya'da yaralanan Evripilos'a bir kadın içine bolca arpa unu ve rendelenmiş peynir karıştırılmış Pramnos şarabı içirir ya, böyle bir içki bize ateş ve sancı verir gibi göründüğü halde Asklepios'un oğulları bunda bir sakınca bulmazlar. Yaralaya bakan Patroklos'a da bir şey demezler. Ama bu durumdaki insan için garip bir ilaç dedi. Hayır dedim, hastalıkları adım adım izleyen bugünkü hekimliği Herodikos devrinden önce Asklepios oğullarının hiç de uygulamadığını düşünürsen garip değil. Herodikos idman öğretmeniymiş. Hastalıklı bir insan olunca idmanla hekimliği birleştirmiş. Bu da en başta ve en çok kendisine işkence olmuş, sonra da birçoklarına. Bulduğu yol ölümünü geciktirmiş sadece dedim. Çünkü çaresiz olan hastalığını adım adım izlemiş, çaresiz olan hastalığını adım adım izlemiş ama bir türlü geçirememiş. İnsan işi bir yana bırakıp ömrünü, sağlığını düzeltmeye çalışmakla geçirmiş. Yani bu insan her günkü perizinden azıcık ayrılacak olsa kendi kendini yiyerek sürüklemiş durmuş hayatını. Böylece ustalık ve bilgi gücüyle ihtiyarlık çağına ulaşabilmiş. Ustalığı kendine ne güzel de yaramış ya dedi. Bunu hak etmiş dedim. Şunu anlamamış ki Asklepios çocuklarına bu tür hekimliği öğretmediyse bilgisizliğinden ya da tecrübesizliğinden değil, iyi yönetilen bir kent devlette herkesin yapacağı belli bir işi olduğunu, kimsenin hasta olup kendi kendine bakmakla ömrünü geçiremeyeceğini bildiğindendir. Bir sanatla uğraşan kimseler böyle bir aşırılığa düşseler, bunun gülünçlüğü gözümüze hemen çarpar. Çarpar da zenginlerde mutlu denilen kimselerde çarpmaz. Hastalanan bir doğramacı dedim, hekime gidip kusturucu veya amel verici bir ilaçla hastalığını içinden akıtmasını ya da dağlama ya da yarma yoluyla kendine çare bulmasını ister. Ama hekim ona başında sargısı, ıvır zıvırıyla uzun bir bakıma girmesi gerektiğini söylerse, hiç düşünmeden hasta olmaya vakti olmadığını, böyle yaşamakta hiçbir yarar görmediğini, önündeki işi yüzüstü bırakıp sırf hastalığıyla uğraşamayacağını söyler, hekimi savar, sonra da her günkü yaşayışına dönerek ya sağlığını yeniden kavuşur, sanatıyla uğraşarak yaşar gider, ya da bedeni dayanacak güçte değilse ölür, dertten kurtulur.
Yani hekimliğin nasıl olması gerektiğini. Yani hemen öyle ikide bir böyle hastayım diye gitmenin hekime anlamlı olman. Hipokondri deniyor galiba. Hastalığı denen bir hastalık var. Evet, böyle bir insana tedavinin her türlüsü de uygun düşer. Bunun sebebi şudur. Bir insanın yapacağı bir işi vardır. O işi yapmazsa yaşamakta bir yarar görmez. Yani herkesin yapacağı işi yapmalı, yapmıyorsa ölsün gitsin diye. Ama zenginin yapmazsa yaşayamayacağı bir işi yoktur diyebiliriz. Foklides'in insan önce ekmeğini kazanmalı, sonra özdemi aramalı dediğini duymadın mı? Bence insan önce özdemi aramalı. Yani önce ahlaklı olup geçim sorununu sonraya bırakmalı. Tabii bu hocam, seçkin bir sınıfın şeyi, görüşü. Buyurun. Hocam, bu ekmeğini kazanmak bizim Türk kültüründe çok önemli bir şey. Acaba Yunanlarda da böyle yoksa bu çevreden... Yani geçimini... Yunanlarda öyle bir şey yok değil mi? Ekmeğini kazanmak gibidir. Yani bir işle para kazanmalı var. Dolayısıyla yani bir iş yaparak oradan kazanç sağlamalı var. Hayır, şunu demek istiyorum. Yani ekmeğini kazanmalı sözü bizim Türkçe'ye. Yani bu çeviriyi bize uygun olarak yapmış. Yani geçimini sağlamalı dese, yani geçim sözü daha güzel bir söz. Şimdi onun sözünü, çünkü soylu erkekler için parası pulu varsa zaten çalışmak ayıp bir şeydir. Şimdi onun sözünü tartışmayalım da kendi kendimize şunu araştıralım. Zengin özlemli davranmak zorunda mıdır? Erdemsiz yaşayamaz mı? Özlemsiz yaşayamaz mı? Yoksa doğramacıyı ve başka herhangi bir sanat sahibini kendi işine vermekten alakoyan aşırı bir hastalıktan kaçınma kaygısı zengini Foklides'in sözüne uymaktan alıkoyar mı? Zevs hakkı için alıkoyar dedi. Hem de beden eğitiminin öngördüğü sınırı aşan bir sağlık düşkünlüğü kadar onu bundan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Çünkü bu aşırı kaygı, yani hastalığı, ev işlerinde de, savaşlarda da sürekli oturmayı gerektiren bir devlet görevlerinde de zorluk yaratır. Ama en başta gelen sakıncası, her türlü araştırmayı, düşünmeyi ya da düşüncede derinleştirmeyi zorlaştırmasıdır. Habire buram ağrıyor, şuram ağrıyor diye takarsın ve dolayısıyla özellikle düşünmeyle ilgili işlerde yoğunlaşamazsın. Çünkü böyle bir insan başının ağrıyacağından, döneceğinden korkar, felsefenin bunlara sebep olacağını sanır. Yani şimdi felsefeyle uğraşacağız, sağlığımız bozulacak der. Öyle ki bu aşırı sağlık kaygısı özlemin yerine getirilmesine, sınanmasına, nerede olursa olsun engel olur. Yani ahlaklı bir yaşama. Çünkü insana hep hasta olduğu sanısını verir, hep sağlığından kaygılandırır onu. Evet, güzel bir nokta bu sağlık meselesi. Demek ki Asklepios bunu biliyormuş. Bildiği için de hekimliği hem yaratılıştan hem yaşama tarzlarından dolayı bedenleri sağlam olan ancak belli yerlerinde hastalık beliren insanlar için ortaya çıkarmış. Böylelerini ilaçlar vererek, bıçak altına yatırarak iyi etmiş.
kent devletin işleri aksamasın diye her zamanki yaşayış ve besleniş tarzlarını sürdürmelerini istemiş. Hastalığın bütün bütüne yiyip bitirdiği kimselere gelince, onların zavallı hayatını içe akıtma ve içi boşaltma gibi uzun süreli iyileştirme yollarıyla, demek ki bir yerlerini hani hacamat diyoruz ya biz, yani hacamat kesip kan akıtarak falan veya yara varsa o yaradaki iltihabı dışa vurarak böyle bir evet, içi akıtma ve içi boşaltma gibi uzun süreli iyileştirme yollarıyla uzatmaya kalkışmamış. Kendilerine benzeyebilecek çocuklar yapma gücüne kavuşmalarını da istememiş. Yani bunlar hastalık hastası, çocukları da hastalık hastası olacak diye düşünmüş. Ömrün belli seyrini düzen içinde yaşayıp tamamlamaya gücü yetmeyen bir insanın kendine de, kent devlete de yararlı olmayacağı için iyileşmesini gerekli görmemiş. İşte faşizm. Ölsün gitsin ya, devlete yararı yok. Asklepios'u devlet insanı yapan yaptın çıkardın dedi. Besbelli öyleymiş. Baksana çocukları bir yandan, hani Asklepios'un çocukları hekimler. Baksana çocukları bir yandan Troya önünde yiğitçe savaşırken bir yandan da söylediğim biçimde hekimlik etmişler. Hatırlarsın, Menelaus Pandoros'un okuyla yaralandığı zaman yarasından kana emdiler, acı dindiren ilaçları serptiler üstüne. Bundan sonra şunu yiyeceksin, bunu içeceksin diye Eriplos gibi ona da periz vermemişler. Bu ilaçların yaralanmadan önce sağlam ve yaşayışı düzenli olan insanları iyileştirmeye yeteceğini, o an için o karışık içkiyi bile içseler yine iyileşeceklerini biliyorlarmış. Yaratılıştan hasta ve ölçüsüz bir insanın ömrünü uzatmak yani hasta doğmuşsa bu insanı yaşatmaya ne gerek var ya diyor. Ölsün gitsin yani. Öyle olmaları da gerekirdi. Yani zayıfsa ölsün. Ama tragedya ozanlarıyla Pindaros bizim gibi düşünmezler. Onlar Asklepios'a hem Apollon'un oğlu derler, hem de ölmek üzere olan bir zengini parasına kanarak iyi ettiğini ileri sürerler, ama biz daha önce söylediklerimize uyarak bu sözlerin ikisine birden inanmayacağız. Asklepios'un Tanrı oğlu ise para hırslı olmayacağını, para hırslısı ise Tanrı oğlu olamayacağını söyleyeceğiz. Çok doğru ama şuna ne dersin Sokrates? Kent devletimizde iyi hekimler olmalı mı? İyi hekim herhalde hastasından da, sağlamından da insana bakmış hekimdir. Bunun gibi iyi yargıç da her türlü insanla karşılaşmış yargıçtır. Elbet kent devletimizde iyi hekim ve yargıçlar olmalı dedim. Ama ben iyi diye hangilerine diyorum biliyor musun? Söylemeye çalışayım. Sen sorunla iki ayrı şeyi birden sordun. Hekimleri ele alalım. En iyi hekim sanatını ta çocukluktan öğrenmeye başlamış. Mümkün olduğu kadar çok hem de en ağırından hastaya bakmış. Kendisi de sağlam yapılı olmayıp bütün hastalıkları geçirmiş hekimdir. Yani hekim de hastalık geçirmeli ki anlasın hastalık nasıl bir şey olmalı. Çünkü bence hekim bedeni
bedeniyle iyi etmez. Yoksa sağlığının hiç bozuk ya da bozulmuş olmaması gerekirdi. Bedeni ruhuyla iyi eder. Ama kötü olan ya da kötüleşen ruh hiçbir hastalığı gereğince iyi edemez. Yani hekimin ruhu güçlü olmalı. Çünkü hekim ruhuyla hastasının bedenini iyi edecek. Yargıçsa ruhu ruhla yönetir dostum. Ruhun genç yaştan kötü ruhlar arasında yetişmesi, onlarla düşüp kalkması, her türlü eğriliği kendinde denemiş olması, böylece başkalarının istediği kötülükleri, hekimin bedendeki hastalıkları anladığı gibi kendinden pay biçerek hemen anlayabilmesi doğru değildir. Tersine güzel ve iyi bir ruh olarak doğruluk üzerinde sağlam yargılara varabilmesi için gençliğinden kötü huylara bulaşmamış olması gerek. Bakın yargıçların nasıl olması gerektiğini söyleyeyim. İşte bu yüzden iyi insanlar gençliklerinde bön görünüşlüdür. Yani neden? Kurnaz değildir. Yani başkalarını yönetecek, ele geçirecek, fırsatlardan yararlanacak. Hocam. Kötü insanlara kolayca kanarlar. Çünkü içlerinde kötülerin duygularına karşılık olacak örnekler yoktur. Saf oldukları için. Evet dedi, iyilerin başına gelen budur. İşte bu yüzden dedim, iyi yargıç genç değil, yaşlı olmalı. Eğriliğin ne olduğunu sonradan öğrenmeli. Eğriliği ruhunda barındırarak değil, uzun zaman yabancı bir şey gibi başkalarının ruhunda inceleyerek tanımalı. Ne türlü bir kötülük olduğunu kendi tecrübeleriyle değil, bilgisiyle açıkça kavramalı. Böyle bir insan yargıçların en asili olur. Dedi. Hocam. Buyurun. Ruhu ruhla yönetir ne demek? Yargıç ruhu ruhla yönetir diyor ya, ne demek o? Yani bedeni üzerinde değil, ruhu duyguları etki ederek karşısındaki insanın duyguları üzerinden değil yahut işte onu hipnotize ederek değil, onun ruhuyla ilişkiye geçerek bunu yapabilmesi, yani orada herhalde zihni, rasyonel tarafıyla ilişkiye geçerek adaletin ne olduğunu anlatabilir. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Ben buradaki ruh. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Buyurun Seymen. Ben de Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi var. Orada ruh demiyor. Yargıca gelince dostum, o kafayı kafa yoluyla yönetir. Hocamız da ruhu ruh yoluyla demişti. Burada da kafayı kafa yoluyla yönetir. Bakalım efendim şeye. Eyüboğlu'nun şeyinde. Kelime nedir bakarız. Evet, bazen ruh diye çeviriyorlar. Bazen kafa diye, ama orada ince ayrımlar var. Dolayısıyla onu iyi bilmek lazım. Şimdi buradan orijinal metine bakayım. Nerede bu? 400? 409 A. 409 da bakıyorum efendim. Pisühe.
Füsühe efendim, ruh doğrudur. Ama bizim Sizinle... anladığımız anlamdaki ruh değil tabii ki o füsühe değil mi? Ne anlamda? Bizim anladığımız anlamda ruh değil füsühe sadece. Sanki bir kısmını kapsıyor gibi değil mi? Daha çok aklında için, sizin dediğiniz gibi daha çok aklında içine alan bir şey değil mi oradaki füsühe? Onu kastediyor. Füsühe dediği herhalde daha çok insanın rasyonel tarafına yönelen. Oysa şimdi ileriki kitaplarda bunun kuramını yapacak. Yani hangi öğelerden oluştuğu, 4 öğe var, onların hatta oranlarını da verecek galiba 9. kitapta. Ama öyle anlayabiliriz. Yani onun iç dünyasına girerek diye. Devam ediyoruz. Ruhu ruhla yönetir. Ve bu temiz bir insan... Kötülüğü kendisi kötülük yaparak değil, başka insanların kötülük yapışlarından öğrenmiştir. Onun için bunu öğrenmesi için zamana gereksinimi var. O yüzden de yaşlı olması gerekir. Çünkü ruhu iyi olan insan iyidir. Bir bütünlüğü kastediyor. Yani rasyonel tarafı da var. Duygusal yanı da var, arzu ile dolu yanı da var. Çünkü eğrilikler etmiş, kendini kurnaz ve akıllı sanan o becerikli ve kuşkucu insana gelince bu insan, gerçi kendine benzeyenlerle karşılaştığı zaman en büyük uyanıklığı gösterir. Çünkü onların kötü huylarının kendinde de bulunan örneklerine bakar ama yaşı ilerlemiş iyi insanlarla karşılaşınca ahmaklığı belli olur. Şüpheciliğinin aşırılığı, yersizliği, sağlam bir karakterin ne olduğundan habersizliği çıkar ortaya. Çünkü kendinde bunun örneği yoktur. Ama iyi insanlardan çok kötülerle düşüp kalktığı için kendi gözünde de başkalarının gözünde de bilgisizden çok bilgili, akıllı bir insan yerine geçer. Öyleyse dedim, iyi ve bilge yargıcı bu ikinci insanda değil, birincisinde arayacağız. Çünkü kötülük kendini ve özdemi bilemez. Bakın kötülük kendini bilemez. Yani kötü insan kötü olduğunu bilmediği için kötüdür. Hep iyi der kendine. Oysa eğitimle beslenmiş ve yapısındaki iyilik zamanla hem kendini hem kötülüğü yani yapısındaki iyilik zamanla hem kendini hem kötülüğü öğrenir. O halde bence akıllı, becerikli olmak kötü insanın değil, özlemli insanın harcıdır. Yani önce ahlaka bakıyorlar. Ahlaksızsan güzel bir insan olamazsın. Ahlaksızsan, yani en azından 4 özdemi taşımıyorsan karakterinde güzel bir insan olamazsın. Değerli bir insan olamazsın. Mutlu bir insan olamazsın. Ne yaparsan yap, değersiz.
çok iyi ressam olabilirsin ama ahlaksız olduğun için yaptığın resmin bir anlamı yok. Değeri yok. Demek ki kent devletteki yurttaşlardan bedence ve ruhça iyi yapıda olanlarla ilgilenmek üzere anlattığımız nitelikte hekim ve yargıçlarımız olacak. Şimdi bu ikisini anlattı. Yargıç ve hekimleri. Öbür yurttaşlara gelince bedence sağlıksız olanlar ölüme terk edilecek. Gördünüz mü? Yani bu kent devlette sağlıksız olanlar yaşayamayacak. Ruhu doğuştan kötü ve düzelmez olanlarsa öldürülecek diyor. Ama buna nasıl karar vereceksin? Dehşet bir şey değil mi? Kendileri için de, kent devlet için de kuşkusuz en iyisi bu. Ama gençler ölçülülüğü doğurur dediğimiz o sade müzikle uğraşırlarsa şüphesiz yargıçlara ihtiyaç duymaktan kurtulurlar. Yine de aynı yolları izleyerek müzik bilgisi olan kimse beden eğitimini de yapınca zorunlu haller dışında hekime başvurmaktan kurtulmaz mı? Kurtulur. Yani hekime çok gitmeyeceksin. Mahkemelere düşmeyeceksin olabildiğince. Düşersen de kendin savunmanı yapabileceksin. İdman hareketlerinde ve talimlerde de beden gücünü arttırmaktan çok ruhunun cömert, taşkın yanını beslemeyi amaç bilir. Beslenmesini ve çalışmalarını düzenlerken öbür atletler gibi beden gücünü göz önünde tutmaz. Peki Glaukon dedim, acaba eğitimi müzik ve idman üzerine kuranlar bunlardan biriyle bedeni öbürüyle de ruhu yoğurmak için mi yapmışlardır bunu? Glaukon bu soruyu niye soruyorsun diye soruyor. Belki her ikisini de ruh için ortaya, her ikisi de ruh için ortaya çıkarılmıştır dedim. Nasıl yani? Bütün hayatları boyunca kendilerini idmana verip de müzikle hiç ilgilenmeyenlerin ya da bunun tersini yapanların ruh halinin nasıl olduğuna dikkat edin mi? Birinciler sert ve kaba oluyor. Çünkü musiki insanı inceltir diyor. İkincilerse gevşek ve yumuşak oluyor. Yani sadece musikiyle beslenirsen. Evet, ikisini birden yapalım ki işte ne fazla gevşek ne fazla sert olsunlar diye. Sertlik o cömert taşkın ruh halinden gelir ama nitelik doğru geliştirilirse yürekliliğe dönüşür, yay gibi gereğinden fazla gerilirse aşırı sertliğe, tersliğe dönüşür. Peki yumuşaklık filozof yaratılışlılığa özgü değil midir? Değil mi? Güzel bir soru. Yani sert olmayacaksınız. Daha geniş, esnek olacaksınız. Fazlası insanı gevşetir. Bunun da bir ölçüsü olmalı diyor.
İyi yönetilirse insanı güzel huylu, ölçülü kılar. 410e. Ama koruyucularımız bu iki huyu kendilerinde birleştirmeli demiştik. Yani koruyucu sert olmamalı, çok da yumuşak olmamalı. İkisi arası bir kıvamda olmalı. Bu uyumluluk ruhu ölçülü ve cesur kılmaz mı? Çünkü ölçülülük ve cesaret iki önemli fazilet. İki önemli özlem. Uyumsuzluk da korkak ve kaba kılar. Bir insan flauta derslerine kendini kaptırıp demin saydığımız tatlı, yumuşak, hüzünlü makamların kulaklarından ruhuna akmasına izin verirse, bütün vaktini tatlı tatlı şarkı, türkü mırıldanmakla geçirirse, ilk önce ruhunun öfkeli, taşkın yanı ateşle yumuşayan demir gibi yumuşar, yararsız sert bir şeyken yararlı hale gelir. Neden yumuşayacak? Çünkü biçim vermeniz gerekiyor. Yani demiri de ateşe sokuyoruz ki ona bir şekil, biçim kazandırabilelim. Kendini bu işin zevkine kaptırıp hep böyle devam ederse o taşkınlığı, yürekliliği erir, kaybolur, bir sinir gibi ruhundan kopar. Sonunda o insan bir gevşek sanatçı olup çıkar. Burada 72. dipnotuna gönderme var. Eflatun bundan sonra yardımcılar deyimini asıl savaşçılar için kullanacaktır. Koruyucular kelimesi ise hem yardımcıları hem de önderleri kapsayacak, koruyucular. O insan doğası gereği korkak ruhluysa bu duruma çabucak düşer. Tersine taşkın, doğası gereği taşkın birisi ise yüreğinin pekliği azalır. Çabuk etkilenen, olur olmaz şeylerden hemen alevlenip hemen sönen bir insan haline gelir. Yürekli bir insanken alıngan, öfkeli, hırçın birisi olur, çıkar. Mesela ben çevirseydim, olurdan sonra bir de çıkar koyardım. Değil mi? Olur, çıkar. Peki bütün çabasını idmana, yeme içmeye verir de, müzik ve felsefeyle hiç ilgilenmezse ne olur? İlk önce beden gücünün verdiği gururla eskisinden daha yürekli olmaz mı? Ya idmandan başka bir şey yapmaz, Musa ile hiç ilişki kurmazsa ne olur? Musa dediği esin perileri, yani sanat, müzik ve sanatın diğer alanları. Ruhunda bir öğrenme isteği olsa bile, öğrenmenin tadına varmadığı, hiçbir araştırmaya yönelmediği, hiçbir tartışmaya katılmadığı, müziğin başka hiçbir bölümünden pay almadığı için bu istek zayıflar, körleşir, silinir gider. Çünkü uyandırılmamış, beslenmemiş bir duyum olarak temizlenip parlatılmamıştır. Böylece bu insan düşünceye düşman, Musalara yabancı biri olur. Artık sözle inandırma yolunu hiç tutmaz. Yırtıcı bir hayvan gibi her şeyi zorla, vahşilikle elde eder. Ömrünü bilgisizlik ve kabalık içinde
uyum ve güzellikten yoksun olarak geçirir.